Hakan'ın final rakip Murat Paşa. Evet. Tarihler daha tam belli olmasa da keyifli bir maç serisi bizi bekliyor. İnşallah yani çok güçlü bir rakiple oynayacağız. Finallerde de inşallah aynı seriyi yakalamayı ümit ediyoruz. Eğer onu yakalarsak Ankara'ya bu sene şampiyonluğu getiririz. İki kupayı söz vermiştik, aldık. Üçüncü kupada inşallah gelecek diye ümit ediyoruz. Şimdi ilk maç orada oluyor, Antalya'da oynanıyor. Evet. İkinci, üçüncü maçlar burada. Evet. Taraftar olmayınca takım da kötü oynuyor aslında. Geçen maçta çok coşkulu bir taraftar kitlesi ve çok coşkulu bir takım vardı. Bugün tribünler boşuna, takım da rahattı. Aynen. Ama işte yine de iki, üç maçın yorgunluğu, çocukların artık alacağız garantisini gözüyle bakmış olmaları, o da etkiliyor. Hakemlerin dengeyi sağlamak istemesi, o da etkiliyor. Ama normaldir. En azından yine biz kazanarak finale çıkmayı başardık. İnşallah aynı seriyi final maçlarında da yapıp şampiyonluğu getireceğiz diye ümit ediyorum. İkinci, üçüncü maçlarda artık sadece yeni mahalleleri değil, Ankaralıları maça davet edelim bence. Tabii ki. Yani onların da geldiği zaman bu tribünler dolarsa bu seri çok daha rahat gelip şampiyonlukta bir kupamız daha Ankara'ya gelebilir. Kesinlikle diyorum. İnşallah yani bu sene Ankara'yı gururla temsil edip peşinden de Avrupa'da Ankara'yı ve Türkiye'yi gururla temsil etmek istiyoruz. Bu oyuncularla da bunu yakalayacağımıza inanıyorum. Oyuncularıma da gerçekten gurur duyuyorum. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Siz de gelip görüyorsunuz artık. Evet. Yani az da olsa seyirci kitlesi, tarafta işte oyuncular, hoca, yönetim, belediye başkanımız, başkanımız, hepsi bir bütün halinde. Hepimiz inandık buna. İnşallah diyorum ya, şampiyonluğu getireceğiz. Ben artık buna kesin demek istiyorum. Yani büyük konuşmak da istemiyorum. Rakip gerçekten çok güçlü. Evet. Ama bu sene şampiyonluk gelecek bu kupa. Ali abi, şampiyonluğa giden bir takım var. Basın tribünde sen varsın, ben varım, Anadolu Ajansı var. Ama çok da keyifli maçlar var burada. Bir değerlendirmeni alayım. Valla öncelikle tabii Yeni Mahalle Belediyesi'nin bu başarısını alkışlamamız lazım ama bu başarıdan önce bir alkışlanması gereken de sizin gibi mücadele veren değerli arkadaşlarımızın bu anlamlı mücadelesini de ben gerçekten takdire şayan buluyorum. Klas Spor son zamanlarda Ankara'da sporun nabzını tutuyor. Hemen hemen her alanda çok büyük bir mücadele veriyor. Hele sporun enleri gerçekten Ankara'ya çok büyük bir heyecan ve renk kattı. Bizleri de çok yakından arıyorlar ve gerçekten kendilerini orada göremeyen birçok sporcu hüzünlerini ve üzüntülerini bildiriyorlar. Ben de bu geleneksel olarak devam edecek Klas Spor ödüllerinin gelecek sezonunda sizler de mutlaka adayları arasınızda yer alacağınızı söylüyorum. Bugünkü maça geldiğiniz zaman son yıllarda handbolda kentin üzerine bir ölü toprağa serpilmişti. Bu noktada Yeni Mahalle Belediyesi son 2-3 sezonda gerçekten Ankara'ya büyük bir heyecan getirdi. Biliyorsunuz Ankara handbolun çok öncü kentlerinden biriydi. Son yıllarda gerek erkeklerde ve bayanlarda bu özelliğini yitirdi ve biz özlemle beklediğimiz şampiyonluklara ve kupalara Yeni Mahalle Belediyesi ile ulaşmaya başladık. Bu konuda hakikaten yerel yönetimler ve spor noktasında Fethi Başkan'ı kutlamak gerekiyor. Tabii kulüp başkanımız Mesut Bolatcan ve arkadaşlarını tebrik etmek lazım. Tabii bu işin bir mimari var, bir beyin komutanı var. Serdar Eler gibi bir handball. Serdar hocamız da burada. O nasıl, Serdar gerçekten, hocam, gerçekten. Evet hocam. Serdar, hatta ben mikrofonu da Ali abime vereyim. Evet. Serdar hocam ve ekibi gerçekten Ankara'nın son yıllarda handball'da özlemle beklenen başarılarına yelken açmaya başladı. Bu senede kupalar birer birer Ankara'ya taşınmaya başladı. Şimdi de final serisi 3. ve 4. maça gerek kalmadan burada noktalandı. Murat Paşa'yla gerçekten bütün Ankara'nın ve Türkiye'nin heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak. Ben bu noktada hocamı ve tüm oyuncularını kutluyorum. Serdar Erer Türk handbolu için çok önemli bir isim. Yeni Mahalle gibi çok güzide bir ilçe, çok muhteşem bir metropol ilçe ve handbolla bambaşka bir havaya bürüneceğine inanıyorum ve hocama bırakalım diyorum. Evet. Ve sizi de kutluyorum. Çok sağ olun. Hocam çok keyifli bir maç geçmedi ama
tur geldi. Finaldeyiz. Evet, yani bu kadar keyifli olacağını beklememekle birlikte tabii çocuklar 3. maçı aynı takımla oynamaktan ve tabii ki eski gücünde olmayan bir Ardeşen'le bu maçı yapmaktan dolayı hem ruhen hem de fiziksel olarak biraz yıpranmışlardı. Fakat galip geleceğimizi bildiğimiz bir maçta ister istemez motivasyon biraz düşük oluyor. Bir kulağımız da Antalya'daydı. Acaba oradaki skor ne olacak diye. Oradaki daha heyecanlı bir maç oldu. Uzatmalar sonucunda 41-40 bitiyor. Yani inanın hem kenarda maça bakarken bir kulağımızda tribünden gelecek habere ne oldu diye bakıyorduk. Şükürler olsun bu işi hallettik. Yani aslında amaç finale kalmaktı. Finale kalan takımlara çok bir şey denmez. Biraz önce soyunma odasında kızları tebrik ettim. Çünkü bunların çok çok daha üstün oynadıkları oyunlar var. Hani oyun olarak değerlendirirsek bugün çok tatmin olamadığımız için soyunma odası konuşmasını da çok uzatmadım. Tebrik ediyorum. Finale kaldınız. Hepinizin gözlerini öpüyorum. Çıktım dışarı. Bu arada tabii biraz önce Ali abiyle sohbet ederken hatırlatmamız gereken bir şey var. Büyük ihtimalle federasyon yarın tarihleri ilan edecektir ama benim tahminime göre 24, 25 veya 26 ama büyük ihtimalle 25 Mayıs'ta ikinci maç. İlk maçı Antalya'da oynayacağız. Evet. İkinci maçı burada oynayacağız. Artık diyorum bu kelime böyle giriyorum. Artık Ankara seyircisini bu kızları desteklemek üzere tribünlere bekliyoruz. Yeni mahallenin dışına çıktı olay. Evet. Çünkü bu kadar ilçenin arasında bir bayan takımı Türkiye şampiyonluğuna gidiyor ve Ankara'da yaklaşık 6 senedir hem Türkiye kupasını ilk defa getiren takım hem de Türkiye şampiyonu ilk defa bu kadar yakın olan bir handbolde bir hatta diğer branşlarda yanılmıyorsam evet. bir takımımız var. Dolayısıyla çok özel ricamız bu şampiyonluk yolunda Ankara yani. Seyircisini gönülden tribünleri doldurmayı ve takımımızı desteklemeyi bekliyoruz. Artık olay bahsettiğim gibi Yeni Mahalle Bayan Handbol takımı değil, Ankara'nın handbol takımı haline geldi. Bu konuda sizlerin aracılığıyla da Ankaralı spor severleri ayrımı yapmadan, branş ayrımı yapmadan tribünlere bekliyoruz. Ali abi, biz de bütün gazetecileri artık maçlara davet ediyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle ben özellikle Klas Spor'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Basının Ankara'da yeniden bir ruh kazanması lazım. Yeniden bir şekillenmesi lazım. Tabii bu çalışanların elinde olan bir şey değil ama Ankara basını çok kıymetlidir her spor branşı açısından. Handbola da çok gönül vermiş zamanında bu maçları çok tabii. yakından takip eden çok değerli büyüklerimiz var. Serdar hocam da çok iyi bilir. Serdar hocamın buradan yaptığı çağrıya yürekten katılıyorum ve şuna inanıyorum ki bizlerle birlikte en fazla da Klas Spor internet sitesinden yapılacak yayınlarında çok etkili olacağını inanıyorum ve Ankara bir şampiyonluk yaşayacak ve bu şampiyonluk öyküsünü hepimiz tekrar gazetelerimizde ve internet sitelerimizde kaleme alacağız diyorum. Ben hocamı ve tüm oyuncularını kutluyorum. Çok teşekkürler. Ben de size desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Yeliz finaldeyiz. Evet sonunda. Bir de son 3 maçtır çok iyi performans sergiledin özellikle. Bir değerlendirmeni alalım. İster istemez çok mutluyuz öncelikle. Finalistiz. İster istemez yorgunluk olduğu son yani maçta çok güzel bir izlenim veremediysek seyircilere kusura bakmasın ama gerçekten biz onu seyirciye bağladık. Gelmediler evet. ondan dolayı olmadı. Hayır, bir gerçekten çok yorulduk. Yani üst üste 3 maç oynamak gerçekten 60 dakika çok zor. Ama finaldeyiz. Ankaralı seyircilere bir çağrım var mı? Final serisine artık geldi. Şampiyonluk geliyor Ankara'ya. Ankara'ya, başkentimize şampiyonluğu kesinlikle getirmek istiyoruz. Herkesi bu maça bekliyoruz. Çünkü gerçekten seyri, atmosferi, her şeyi çok güzel olacak bir maç. Ve uzun zaman ondan sonra başkent bu böyle bir havayı soluyamayacak. Garanti veriyorum ve bütün herkesi davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.